Çok bekletmedim değil mi? Ölme lan sakın. Öleyim deme lan sakın. Ölmedi dayın. Öldü mü? Geçin. Peki Yamacın haberi var mı? Aradım ama ulaşamadım. O yüzden sizi çağırdım. Yamacın zaferinden haberdarsın değil mi? Evet, evet. Gayet yerinde ve başarılı bir hamle gerçekten. Tebrikler. Ama tabii yetmez. Bu başarının sürdürülebilir olması lazım. Yani karşı tarafa tek darbede böyle bir zarar vermek güzel bir şey tabii ki. Ama bizim de karşı taraftan darbe almamız engellenmeli. Korunmalıyız yani. Öyle değil mi? Çok doğru. Hı? Doğru. Baytar'a gel. Çabuk. Ne oldu? Tatsız bir şey mi var? Benim çıkmam lazım Cengiz Bey. Müsaade ederseniz. Nereye? Öz abimize. Peki çık. Ama bir sıkıntı olursa haber ver. Tabii ki. Bu haberiniz olursa. Nereye gitti bilmiyorum ama bu çocuğun zamanlaması gerçekten müthiş. Biz de biraz konuşmuş oluruz. Hangi konuda? Beni buradan apar topar gönderdiğinde bana vereceğin cezanın biraz daha uzun süreceğini düşünmüştüm. Ne oldu yani? Bitti mi şimdi? Aslında bitmedi. Hı, ama buradayım çünkü bana ihtiyacın var değil mi? Çünkü arayı kaybettin. Evet. Senin bulunduğun yere onu geçirmek erken bir hamleydi galiba. Bu da kaçınılmaz bir son oldu. Arık öldükten sonra... Oğlumun öldüğüne hiç üzüldün mü? Baba. Ne biçim bir soru bu? Affedersin. Özür dilerim. Tabii. Her insanın yas tutma biçimi farklı. Ha. İstersen ofise geçelim. Madem ondan sonra ben devam edeceğim bu işlere. Ben yokken burada neler oldu, neler bitti. Her şeyden haberdar olmam lazım, değil mi? Ofise geçelim. Neler olup bittiğini öğrenmen lazım. Madem her şeyi bilmek istiyorsun, o zaman merak ettiğin konudan başlayalım. Abi hoş geldiniz. Ne alırsınız? Rakı alayım ben. Sen aç mısın? Evet. Balık seviyor muydun? Hı? Abi yalnız biz ocağı kapattık geç olduğundan. Açtırın o zaman. Tamam. Ne balığı istersin? Fark etmez. Duydum.
Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Metin. Abi, kusura bakma duymadım ya. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hayırdır bu saatte, bir sıkıntı mı var? Yok. Geldim öyle, sıkıntı falan yok. Sen çık çıkacaksan, ben gerisini hallederim. Tamam abi. Metin. Buyur abi. Asıl sen hayırdır? Dalmışsın öyle. Mahallede bir sıkıntı falan mı var? Bir şey mi oldu? Ne zaman sıkıntı yok ki abi. Koşturuyoruz işte oradan oraya. Ben sana anlatırım abi. Şimdi başını ağrıtmayayım. Allah'a ısmarladık abi. Güle güle. Ben çocuk değilim abi. Ne güzel yermiş burası baba. Hep geliyor musun sen? Bazen. Tek başına mı? O içmez. Biraz içsem bu gecelik. Peki madem. Kafi gibi bence. Sağ ol. Tamam, ben hallederim gerisini. Sağ ol. Sen hep yalnız geliyormuşsun ya buraya. Bu sefer ben de varım, yalnız içme. Sağ olun. Söyledim ben sana, sevmezsin sen onun tadını. Bitti çok şükür. Cennet, ablam sen bir İdris'e bakıver hadi. Gerisini biz hallederiz. Tamam abla. Ne yapacağız? Sen acaba bir Cumali abiyle mi konuşsan? Konuşayım konuşmasına da ne diyeceğim? Bu saatten sonra neye çare olacak adam? Selim'le konuşsa, bir sakinleştirse onu. Yok, ben ona hiç ihtimal vermiyorum Saadet. Gözünden ateş çıkıyordu resmen. Vallahi bunca yıldır Selim'i ben de hiç öyle görmedim var ya. De ne yapacağız? Bir şey yapmak lazım. Cumali abim Karaca'yı toparlamak için bir şeyler yapsa, Selim de yavaş yavaş yumuşar. Ne olacak, bütün bir ömür böyle küs kalacak değiller ya. Dur bakalım. Kapıyı vurdu çıktı baksana. Bir sabah olsun. Bakarız hadi. Baba. Siz benim yüzümden bağırıştınız bugün değil mi aşağıda? Senin yüzünden değil. Ama benim yani. Babaannen yüzünden, amcan yüzünden. Sana yaptıkları yüzünden. Ama onlar zaten hep öyle değil miydi? Bu ne demek? Yani sen kendini böyle boşuna parçalamasan keşke. Onlar seni hiç dinlemez ki. Doğru, değil mi? Neden devam etmedin? Öyle bir hamle yaptı ki oyun pata çıktı. Peki. Başka bir şey var mı? Yok. İzinle ben biraz daha kalacağım burada. Peki. Nasıl istersen.
Ama unutma, ben Yamaç'la bir anlaşma yaptım. Kurallar var. Kurallar. Yani seni üzmek için demiyorum ama eskiden de böyleydi, bu şimdi de böyle. Dedemden sonra babaannem de seni hiç görmedi. Sözü geçen hep başkaları oldu. Cumali amcam oldu, Yamaç amcam. Sen ne yaparsan yap seni görmüyorlar. Sen bayağı bir düşünmüşsün bunlarla ilgili. Düşünmedim. Gördüm. Benim gibi. Sen de... Baba hayalet gibisin. Ya da belki ben de sana çekmişim. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hayır, aslında değil. Bir kez olsun bir adım atsan, ben buradayım desen, bir kez onların dediğini değil de kendi istediğini yapsan, belki böyle olmayacak. Olmayacak. Zaten olmayacak. Sen bunları düşünme. Bana güven. Tamam mı? Kimse sana zarar veremeyecek. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Hadi geçmiş olsun babamın oğlu. Geçmiş olsun, iyi misin? Güzel. Konuşabilecek durumda mısın? Konuşur demek konuştu benimle ya. Şimdi Reşit'e haber vereceğiz. Bundan sonra o koruyacak seni ama ondan önce birkaç sorum olacak. Sor. Halil İbrahim kim? Su. Biraz su. Anlaşma falan yapmadım. Kural mural yok. Baba. Hangisi? 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 Aslında olmasını isteyeceği cinsten yani. Ben ortak olmak istedim onunla. Onun için geldim zaten İstanbul'a. Cengiz engel oldu. Cengiz niye engel oldu? Server onun adamıydı. Benim düşmanım. Cengiz onunla çalışıyor. Halil İbrahim de benimle çalışacaktı. Ben de güçlenecektim. İzin vermek istemediler. Peki nerede buluruz biz bu Halil İbrahim'i? Bulamazsınız. O sizi bulur. Yardımcı olsan da bize, o bizi bulsa. Yaparım. Siz benim canımı kurtardınız. Zaten beni bekliyordu. Kararını söylemek için. Gidemedim. Şuradan bir kalkayım. Gider. Ne istiyorsanız söylerim. Eyvallah. Bir de
bu gece olanlar için özürlerimizi iletirsen sevinirim. Ne oldu ki bu gece? Sen söyle o anlar. İskandar Bey, biz de sizi bekliyorduk. Haber alamayınca merak ettik. Bir şey mi oldu? Oldu. Ama atlattık çok şükür. Görüşebilecek miyiz? Halil İbrahim Bey'in sizinle konuşmak istediği şeyler var. Biraz acil. Benim de. Size haberlerim var. Biraz toparlanayım. En kısa sürede geleceğim. Güzel. Sizi bekliyoruz. Evet, Selami adı. Ya sen gittiğinde orada olur büyük ihtimal. Bir hastane işi vardı ama gelir herhalde. Bir bakarsın işte. İskandar da orada. Seni bekliyor zaten. Sağ salim tabii. Söz verdiğim gibi. Artık sana emanet. Reşit, bu arada Kandahar'a dönmeden önce İskandar'ın bir görüşmesi olacak. Bu beni de ilgilendiren bir görüşme. Korunması lazım. İlgilenirsin değil mi? Asıl ben teşekkür ederim ya. Bana güvenmekten vazgeçmedin. Eyvallah. Güvensin, güvensin. O güvensin, bu güvensin. Ailen hariç bütün el alem sana güvensin. Hiç açma şu konuları ya. Sinirim tepemde zaten. Sinirin niye tepende ya? Her şey yolunda işte. Halil İbrahim'in malları patlattık. Ondan sonra cuma İskandar yaşıyor. Reşit'in gazabından kurtulduk. Şu Halil İbrahim'le birlik olup Cengiz'in fişini çekti miydik? İşte her şey yolunda işte. Çağatay geri döndü. Ne oldu babamla bu sustun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben Çağatay'ın devam filminin olacağını hiç beklemiyordum. Daha ziyade o küçük kardeşle uğraşırız, sıra onda diye düşünüyordum. Kalkan kalkan ne? Ya abi bunlar ne? Bunlar ne zaten ya? Allah aşkına. Arık yok işte. Kulkan, Ögeday, Çagaday. Ben bunların arasında ne ara düştüm? Ben ne yapıyorum lan bunların arasında? Ben mahallesinde sessiz sakin oturan adam mı? Nasıl oturan adamdın? Sessiz sakin. Sessiz sakin. Lan oğlum eve mi patlattı benim Çağatay'ın altınlarını? Ulan. Tamam tamam. Konuşmayalım ya. Bu gece konuşmayalım bunları ha. Böyle sanki buradan çıkacakmışız. Mahallemize, evimize dönecekmişiz gibi olur mu? Sanki evde bekleyen bir karımız, bir çocuğumuz varmış gibi. O ne demek? Boş ver, boş ver. Ya ne boş ver? Geçen de böyle dedin. Boş ver, boş ver. Geçiştiriyorsun beni. Anlat işte ne oldu? Bizden olmuyor be amaç. Bizden ne koca oluyor, ne baba oluyor, ne evlat oluyor. Bizden olsa olsa bir Vartoli Saadettin oluyor o kadar. O da az şey değil. Öyle mi diyorsun? Öyle. Anlat hadi anlat. Ne dedi Saadet ablam, ne oldu? Yani ya, şimdi anlatmaya kalksam devoy da. Özet geçmem gerekirse beklentilerini karşılayamıyorum.
Allah Allah. Halbuki kadınların beklentilerini karşılamak kadar kolay bir şey yoktur ya. Değil mi? Onlar için yapılan her şeye memnun olmaya meyillidirler yani. Sen yine de bu şakayı çok yüksek sesle kalabalıkta yapma da tepki çekersin sonra. Aman. Ama bana özel bir şey değil diyorsun. Değil. E ne yapayım ben peki? Söylesem dinleyeceğim mi? E bir söyle bakayım dinleyeceğim mi dinlemeyeceğim mi? Babamın oğlu çıkacaksın karşısına dikileceksin. Diyeceksin ki ben bu kadar. Buyum. Sonra soracaksın ama net olacaksın. Bensiz saadet neymiş? Bensiz mutlu olabilir misin diyeceğim. Gibi. Tamam eyvallah, ben seni mutlu edemiyorum. Ben sana yetemiyorum. Eyvallah. Peki ben olmasam bensiz mutlu olabilecek misin? Bunu sor. Böyle yoğunumda masaya vurayım. Yapmasan mı? Yok, tavır olarak, netlik olarak. Olur. Benlik bir şey var mı? Babamın oldu. Eyvallah. Sen neredin? Ne ayaksın? Olay nedir sence? Aşkına bu saatte ne işin var? Karımı görmeye geldim. Buradayım işte, nerede olacağım başka? Burada olman yetmez. Ne demek o? Benimle olman lazım. Salih vallahi hiç sırası değil, kıyamet koptu bu gece. Her yer darmadağın zaten. Hayret. Halbuki ne kadar sessiz sakin bir evdir bu. Kızım Koç Havaların evi burası. Her gün böyle burası. Onu bunu bırak. Bir karar vermemiz lazım. Ne karar? Beni istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum ama yanımda istiyorum. Yanında olamadığım zaman? Öyle zamanlar olmasın istiyorum. Ne, hiç lafı çevirme şimdi. Sen benim ne söylediğimi çok iyi anladın. Yanında olamadığımda, seni mutsuz ettiğimde istemiyorum kardeşim. Olmaz olsun diyor musun? Diyor musun? Diyemiyorum de. Ay aman, tamam demiyorum. Ha? Yürü o zaman benimle. Salih İdris. Cennet yok mu yanında? İyi, sabah getirir, yürü. Salih. Salih mali yok, yürü dediğim zaman yürü. Allah Allah. Kapat gözünü, gözünü kapat. Lan, kır o. Yapıştır. Bak, gören de piyano çalacak zanneder ya. Lan hadi. Aç gözünü. Dizilerde, filmlerde tabii daha alasını yapıyorlar ama bizim de elimizden bu geldi. Bakkaldan mumları aldık, çiçekleri de. Mezarlıktan yolduk değil mi? Yok be Sadiş, ne mezarlığı ya, Allah Allah. Şimdi bizim iş çıkış saatlerimizde çiçekçiler kapalı olduğu için o yüzden biz de Sultan anne görmesin ağzım bahçeden topladım işte, tamam. Ha, senin İşten eve dönüş saatin var yani. Var ama belli değil. Sen bir de beni emekli olunca gör. Daha çok beklersin akşam yemeğine saadet diyorsun. Öyle demiyorum da.
En kısa zamanda akşam yemeklerini beraber yiyeceğimiz günlerde gelir inşallah diyelim. Hmm. 20 yıl kadar falan sonra. 20, evet 20. Ama beni bir 20 yıl beklemek çok mu yani? Ben seni ömür boyu beklerim kız. Gerçekten. Gerçekten. Ben sana hiç yalan... Salih. Ya tamam anam babam... Tövbe tövbe ya. Ama sen bana niye inanmıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bana sarıyorsun. Evet. Cennet de geldi tabii yardıma. Öyle işlerin hafifledi. Bol bol vakit kalıyor sana. O yüzden bana sarıyorsun. Ben vaktim bol olduğu için sarıyorum sana zaten değil mi? Evet ondan. Yani o yüzden geceleri kim bilir kafanda neler kuruyorsundur sen. O yüzden sana bir meşguliyet lazım. Ne gibi? Mesela... Kız çocuk gibi mesela. Yok artık. Sana sarmayayım diye çocuk yapacağız. Ondan değil kız. Ben istediğim için. Salih sen ciddisin. He ciddiyim. Ulan var ya. Şu hayatta bir de kızım olsa. Ulan maaşlı işe girerim kız. Söz. Söz. He? Yol, yemek, sigorta. Akşam beş dedim. Hadi yolda gelirken bir iki adam vurduk diyelim. Yedi. Yedi de evdeyim ya. O yalan, o kesin yalan. Onu bir geçeceksin de. Olur mu diyorsun? Vallahi olmaz diyemiyorum. Seni uzaktan sevmek. Meder. Play'e bastın bitti. Hadi git. Cennet tabii ya. Gel de sen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel de sen. Gel de sen. Günaydın. Günaydın. Neredeydin bütün gece? Kahvede sabahladım. Eve sığamadım gülüm. Ne yapayım? Zaten şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Çıkacağım sonra. Cumali. Ha. Hemen inme de az konuşalım seninle. Konuşalım. Ne oldu? Uf, benim içim içimi yedi bütün gece. Bir çare bulmak lazım. Ya gülüm ne çaresinden bahsediyorsun? Allah'ını seversen olan olmuş, giden gitmiş. Tamam biliyorum. Ben de düşünüyorum. Ya, Karaca, hiçbir şey olmamış gibi davranamazsın. Eğer sen bu evin başındayım diyorsan... kırılan, dökülen bir şey varsa tamir etmek zorundasın. Sen söyle. Sen Selim'in yerinde olsan. Haksız mı? Evladı ne hale gelmiş? Ya değil, değil ama... Tamam, Selim seni dinlemez. Ama en azından Karaca onun yanında olduğunu bilsin. Belki o yatıştırır babasını. Hadi. Konuş. Elim yüzümü yıkayayım. Günaydın. Uyandın mı kızım? Yok. Şimdi yatıyorum. Aa, ne oldu? Uyuyamadım mı? Sabah oldu. Ya ben geleli bir saat oldu olmadı. Neredeydin ki? Babamla iki tek attık. Ay aman Karaca, şimdi şakanın sırası değil. Ne şakası ya? Sen dün gece babanla beraber miydin?
Balıkçıya götürdü beni. Dertleştik. Sonra bıraktı eve. O da çıktı. Ne anlattı? Hiç. Yani bundan sonra onun sözü geçecekmiş. Kimseye hayatımıza karıştırmayacakmış. Dinlemeyecekmiş kimseyi. Cumali amcamı falan. Yani artık masayı yumruğunu vuracakmış. Nihayet. Anne. Söyle kızım. Çıkar mısın artık iyice? Tamam. Sen dinlen. Az müsaade et. Etmiyorum. Karaca'yla konuşacağım. Konuşacak hali yok. Yatacak, dinleniyor. Olsun. Sonra konuşurum. Sonra ne konuşacaksın? Ha? Yetmiyor mu bu kıza yaptığınız? Ah, yoksa tetikçi mi lazım oldu Cumali abi? Lafını bil gelin hanım. Lafını bil. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Sultan hanım, gelinine iki çift laf et. Benim sabrım buraya kadar. Ayşe, odana git. Seninle sonra konuşacağız bu meseleyi. Hiçbir yere geçmiyorum. Söyleyecek bir lafım da yok. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonra kimse bana emir vermeyecek. Sen de bir şey söylemek istiyorsan Selim'le konuşursun. Artık bu evde sadece onu muhatap alıyorum. Metin. Sana mı kaldı ya o iş? Olsun abi, boş bırakmayayım dedim. Çay ister misin taze? Eyvallah, isterim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aleykümselam abi. Cumali nerede? Biz çocuklara gidecektik. Ne yapmaya gidecektiniz? Oho! Ya üç gündür oyalayıp duruyor beni. Tamam emmi, geleceğim emmi, halledeceğim emmi diye. Mesele ne? Metin, sen de bir gel. Oturalım bir konuşalım onu. Geldim abi. Gel. Siz beni... Ne edecek ya? Ne edecek ya beni? Cumali. Bit gülüm. Hiç üsteleme. Hiç üsteleme, bak elimden bir kaza çıkacaktı. Sen doğru olanı yaptın. Karaca senin yeğenin ve sana ihtiyacı var. Var. Gittim kapısına, kızla konuşacağım diyorum. Yok kızım, yok. Ben bununla uğraşamam. Ben bununla uğraşamam. Eyvallah Metin, sağ olasın. Öğrenemedim Metin, şeker kullanmıyoruz ya. Ben geçen gün söyledim ya sana, mahalleye yüzünü dönmüyor artık diye. Elinde silahla oradan oraya çatapat, oradan oraya çatapat. Tamam oğlum, mahalleyi koruyacaksın. Koruyacaksın ama o koruduğun insanların boğazından da bir lokma geçmesi lazım yani. Ama hiç duymuyor ki, dinlemiyor ki. Olacağı buydu. Buydu tabii yani. Başka ne olacak? Çocuklar da tabii Cumali'yi bulamayınca bana geliyorlar. Ne yapacağız emmi, ne edeceğiz emmi? Ahmetler. Ahmetler tabii ya. Çocuklar ellerinde avuçlarında ne varsa bitirmişler Metin. Barların, pavyonların da başıboş. Tamam. Hadi gidelim bir çocuklarla konuşalım madem. Bir ne yapabiliyoruz bakalım. Sonra da diğer işlere bakarız. Cumali? Bir itirazınız yoksa ben varım.
Ayşe, sen bir anlatsana bana, senin derdin ne? Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruyorum, evet. 5 dakikada yangın yerine çevirdin ortalığı. 2 laf edecekti adam ya. Etmesin, lüzumu yok. Onu önceden düşünecekti, benim kızımı katil yapmadan önce. Şimdi ne yapsanız boş. Anne, Allah aşkına. Gel kızım, bana yardım et. Aşevi'nin hazırlıkları daha bitmedi. Ama... Ama ne? Sırası mı şimdi anne? Niye sırası olmayacakmış? Ayşe Hanım anneliğini daha yeni hatırladı diye biz işimizi gücümüzü bırakıp onun vicdanını mı rahatlatacağız? Gel kızım, gel buraya, gel. Cengiz Bey beni çağırtmış. Sizi ben çağırdım. Ne istiyorsun? Nus, Çağatay Bey. Diyecektiniz değil mi? Yani biz sizinle o kadar samimi değiliz. Hatta hiç samimi olmadık. Evet, bir geçmişiniz var ortak. Ama o geçmişi hatırlamak pek işinize gelmez. Bu yüzden aramızdaki bu işveren çalışan ilişkisini korumamızda fayda var. Ama ben senin çalışanın değilim. Babamın adamı benim de adamımdır. Hatta sizi kullanmam için babam ısrar etti. Yoksa benim için o kadar yani lüzumlu biri değilsiniz. Sonuç Çağatay Bey, yani ne istiyorsunuz? Bir teslimat işi var. Babamın söylediği kadarıyla anladığım şu, siz sadece bizim düşmanlarımıza saldırmak için değil, aynı zamanda bizi korumak için de buradasınız değil mi? Ne zaman? Bu gece 2 tonluk bir lojistik işimiz var. Tırlar sınırı geçene kadar onlara eşlik edeceksiniz. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aksilik istemiyorsunuz bir de, onu unuttunuz. Aha. Anladım. İyi, çıkabilirsiniz. Aksiliği senin var. Abiler gelsin konuşalım. Çözelim mi? Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. Evet Ahmet, nedir durum? Abi, biz yani bir süredir biraz zor durumdayız açıkçası. Cumali abi anlatalım konuyu dedik. Hani en azından bir el versin diyerek. Tamam oğlum, ben buradayım, dinliyorum işte. Allah razı olsun abi. De, anlatacak çok bir şey yok ki. Depo boş, piyasa berbat. Cümleten açız yani. Olay budur. Daha geçen hafta mal aldık diyordun. Aldık almasın abi de satamadık ki. Günaydın. Günaydın canım. Neredesin? Evdeyim, karımlayım. Teklif işe yaradı öyle mi? Ha, yaradı. Sağ olasın. Peki Salih, seni oradan çıkarsam bana kızar mısın? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hadi hadi söyle. Gel anlatacağım, konum atıyorum. İyi hadi at. Eyvallah. Ah. Bir sürü olay geldi başımıza. Halı sahanın basıldığı gece çocukları öyle dımdızlak yakalanınca mecbur depoya dalmışlar. Elimizde ne var ne yok o gece dağıldı. Yanlış anlama. Dalacaklar tabii. Ya ne olacak? Ama işte çatapata giderken kullandığımız malzemeyi satamıyoruz ki kimseye. Bu mermi izi yüzünden. Üstüne mevzuk alıyor silahın, biliyor musun? Hem bu fidan mevzusuna da boş gitmedik. Bir dakika, bir dakika. Bu fidan mevzusu dediğin ne senin oğlum? Bir şey sordum Ahmet. Anlatacağım abi. Ben size anlatacağım oğlum. Ama Ahmet doğru söylüyor abi. Son zamanlarda çok üstümüze geldiler. Ne var ne yok içeri harcadık mecbur. Tamam. Ben çözeceğim bu meseleyi.
bana bir iki gün verin. Az sıkın dişinizi, sabredin. Çözeceğiz, tamam? Biz de bir konuşalım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Kahvaltı? Sadece. Tamam, tamam. Bir şey demeyeceğim. Sözümüz söz. Vallahi mi? Vallahi. Madem olmaz olsun diyemiyoruz, ne yapacağız? Mecbur seveceğiz. Ne mecbur kız? Beni sevmemek mümkün mü? Değil Salih, vallahi değil. İyi, ben madem hazırlanıp çıkayım, malum seninki bekler. Yamaç mı? Hı. Sen gitmeden benim sana bir şey anlatmam lazım Karaca ile ilgili. Yamaç bilse iyi olur. Salih de bize geldi işte. Bu meseleyi Yamaç'la beraber halledeceğiz dedi. Siz de yardıma gittiniz. Bize niye gelmediniz be oğlum? Abi siz Çukur'da yoktunuz. Zaten Mekke önce Cemal abi bulmaya çalışıyor, ona ulaşamayınca. Mahallenin derdini Yamaç çözdü. Mekke, hoş geldin. Geçsene. Yok, rahatsızlık vermeyeyim yenge. Ben şunları bırakacaktım. Ne bunlar? Şey işte, eve filan. Filana bir şeyler getirdim. Hmm. Lazım olur diye. Elimizden geldiğince. Anladım. Öyle kapıdan olmaz. Geç bir merhaba de. Hadi. Gel hadi. Gel. Tamam o zaman. Selamün aleyküm. Aleyküm selam abi. Abi çayın, bulmacan. Eyvallah. Vallahi ben doğru bildiğimi yaptım abi. Yani biliyorum ya, Yamaç abiyle mesele var. Ama o başka, bu başka. Bir hatam olduysa da. Hata yok Metin. Doğru olanı yaptın, iyi yapmışsın. Aferin oğlum. Aferin, sen yapman gerekeni yapmışsın. Böyle bir durumda durmak olmazdı zaten. Yalnız Cuma Ali Koçovalı'ndan bundan haberi olmayacak. Cuma Ali abi. Söyle Ferhat. Az bakacağım mı? Nedir sıkıntı? Abi ben mahallede konuşurken duydum. Dün zaten insanlar böyle ortadan bir ara kayboldular. Bize haber veren yok tabii. Sana haber uçururuz diye. Neymiş? Metin abi çağırmış. Salih abi istedi diye. Bu mahalledeki bir kızla ilgili bir sorununu çözmek için. Ne var oğlum bunda? Abi bir şey yok da. Yamaç abi de oradaymış. Metin. O gün kim vardıysa sizle beraber git söyle. Çenelerini kapalı tutsunlar, tamam?
Tamam abi. Metin. Kızın durumu nasılmış? Kız bizde abi. Toparlanana kadar bizde kalsın dedim. Ailesiyle de konuştum. Elimizden geleni yapıyoruz yani. Tamam. Bir sıkıntı olursa haberimiz olsun, tamam? Tamamdır. Anne de bir şeyler istemişti. Ben bir ona uğrayacağım. Sonra çıkacağım. Sağ ol yenge, zahmet oldu. Ne zahmeti oğlum? Asıl sen zahmet etmişsin. O meyvelere falan ne lüzum vardı? Estağfurullah yenge. Neyse ben gideyim de aldıklarını yerleştireyim dolaba. Bir şey isterseniz söyleyin. Bunlar yetmedi, bir de erzak mı getirdin? Ama sana çok masraf. Niye yaptın ki böyle bir şey? Şeker atmayı unutmuşum. Bir şey değil. Sonuçta sen burada hani yabancı birinin evinde falan değilsin ama kendini yük hissetme diye. Senin adına yani. Sağ ol Meke. Ben hiç senin kadar düşünceli birini görmedim. Yeminle bak. Ne demek? Bir şey değil. Ben müsaade isteyeyim. Otursaydın. Yok. Sen bunlara bir bak. Beğenmezsen değiştiririz. Çünkü ben öyle pek bilmiyorum, anlamam. Yok, çok beğendim. Sağ ol. Eyvallah. Durmayacak. Yani duramaz. Sen konuştun mu peki hiç? Kimle? Selim. Yamaç'la. Benim konuşmamı bırak da Cuma'yı duyarsa acayip yükselir. Neyse şimdi öbür mevzuya gelelim. Ben bir çıkayım. Şu silah işini bir çözmeye çalışayım. Çocukların işini çözeyim. Kasada para pul var mı peki? Sence? Selamünaleyküm. Aleykümselam Metin. İyi oldu yakaladın sen çıkmadan. Oğlum beni rahat bıraktınız mı var zaten? Söyle ne oldu? Selim abiyle emmi öğrendi Yamaç abiyle olduğumuzu. Öğrensin. Kimseden gizlemiyorduk ki zaten. Öyle orası öyle de işte. Gene de Cumali abi bilmesin diyorlar. Ben de gideceğim şimdi çocuklarla konuşacağım. Kimse bir şey demesin diye. Salih! Zahmet etme. Onun için geç kalmışsın. Vay vay vay. Bağırmana gerek yok. Buradayım. Duyuyorum Seda. Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin lan? Benim sözümü çiğnemek senin haddine mi lan? Ne oldu yine ya? Hayırdır? Ben o adam çukura girmeyecek demedim mi? Girmedi zaten. Çukurun işine karışmayacak demedim mi lan? Ha, onu da mı dedin ya? Onu not almayı unutmuşuz. Pardon. Sen benim mi geçiyorsun lan ha? Estağfurullah canım. Hop hop! Emmi, bak kurban olayım karışma, kalbini kırarım. Bu adamın dinden haberin yok. Var. Ne diyorsun lan sen? Yapılması gerekeni yaptı. Sen de elinde silahla ortalıkta dolaşmasaydın. Tamam Selim, bir dur sen de. Doğru söylüyor. Sen dağa taşa sıkarken Yamaç topluyordu arkanızı. Lan herif çukura sahip çıktı, çukura girmeden. Madem çukura girmedi, nereden haber oldu? Ha? Ha Metin, nereden haber oldu? Bırak Metin'i falan şimdi. Ben söyledim ben. Bana söyleyeceksin lan, bana. Yok ya,
Uşağı mı var lan senin burada? Çocuklar seni arayıp durmuşlar. Madem o kadar meraklısın dursaydın mahallenin başında. Lan ben keyfimden mi iş yapıyorum? Bir sürü dertle uğraşıyorum ben. Hangi birine? Yetişemiyorsan Çukur'un babasıyım diye ortalıkta dolaşmayacaksın. Ben senin derdini çok iyi biliyorum çocuk. Susuyorsan sebebi var. Senin canını yakmamak için. Beni konuşturma, zorlama. Bana konuş o zaman. Çünkü doğru söylüyor. Çocuk sizin arkanızı toplamakla uğraşıyor. Ne uğruna? Dostuyla ayrı uğraşıyor, düşmanıyla ayrı. Ne uğruna? Bu çocuk boşuna mı kaybetti her şeyini? Elin itinin yanında boşuna mı boyununu eğip duruyor? Çünkü uğraşıyor. Sana rağmen uğraşıyor. Uğraşmasın. Ben Çukur'a yeterim. Gördük nasıl yettiğini. Sen abini mi beğenmiyorsun lan? Ha? Ben ne için çırpınıyorum lan? Benim elimden gelen bu. Buna razı olacaksın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yamancı'nın elinden fazlası geliyordu be. Gerçi hala geliyor da. Ya galiba mesele bizim razı olmamız değil de senin kim olduğunu bilmen Cumali Koçovalı. Bartolu Salih, sen bu babanın oğlunu çok seviyorsun, çok savunuyorsun değil mi? Öyle, çünkü haklı. Yok. Çünkü ikiniz de aynı uyusunuz ondan. Sen kardeş katilisin, o da Bana bak, aynı şey değil. Aynı şey, aynı şey. Aynı şey. E madem bu kadar babanın oğlunu seviyorsun, ben sevenleri ayırmam. Şimdi çık git benim kapımdan. Bir daha senin yüzünü de Çukur'da görmeyeceğim. Lan orada. Sen kimsin beni kovdun? Kovdum. Bitti. Salih. Nefes alıyorsan, rahmetli babamın hatırına. Hatırlıyor musun? Cumali, ben öldükten sonra ne yapacaksan yap dedi. Ben bir şey yapmadıysam, anam seni bu eve soktuğu için. Ben bir şey yapmadıysam, anam seni bu evdeki sofraya oturttuğu için. Ve ben babasız kalmasın diye. Karın gözü yaşlı kalmasın diye. Ama bitti. Eğer şimdi burada gitmezsen Salih, bebene de, ailene de acımam. Burada senin kafana sıkarım. Seçim senin. Sık lan. Sıksana. Sen öz kardeşine sıkmış adamsın. Elin alışıktır da sonsa sık. Salih. Git. Gözünü seveyim git. Geleceğim. Sen yerlerde sürüm sürüm sürünürken geri geleceğim Cumali Koçovalı. Abi.
bakıyorsun? Aliço. Mercimek var, gel. Yok, istemem istemem, sonra. E ne dolanıp duruyorsun kedi gibi kapıda? Konuşacağım ben, konuşacağım, anneyle konuşacağım. Onun işi var şimdi, söyle, bana söyle. Olmaz, olmaz, Sultan anneyle, Sultan anneyle. E tamam, bek. Önemliymiş de, çok önemliymiş, gelsin tamam mı, çok önemli. Aliço tamam. Anne, seni görmek isteyen biri var. Aliço, niye haber gönderiyorsun, gelmiyorsun içeri? Yemek var, yemek pis, pisim, istemem. Peki, hadi söyle ne söyleyeceksen. Konuşacağım ben seninle. Ne konuşacaksın? Burada olmaz, başka yerde. Tamam, başka yere gidelim o zaman. Neredesin sen ya? Bir saattir burada kuşlara fısıldayan adam oldum. Özledin mi Mercan'ım? Gözümde tüttü. İyi. Bundan sonra artık gözünde tütmeyeceğim. Çünkü hep bir aradayız. Yalnız Cengizler'de yaşayamam. Ayrı bir ev isterim. Bir oda, bir salon bana yeter ama pembe pancırlı olsun. Ne anlatıyorsun oğlum sen? O de. Kim? Cuma Ali, Koçovalı. Bana da kovdu. Sen... Kovin abi, seni de kovdu. Harbi manyak ha. Bildiğin manyak ya. Kovdum. Teşekkür ederim. Bir kahve de bana getir kızım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben... Şirketteyken Alexa aradı. Teslimat işinde bir sorun yok değil mi diye sordu. Ben de yok dedim. Öyle değil mi? Yok, bir sorun yok. Güzel. İşi Yamaç'a verdin değil mi? Dediğin gibi yaptım. Gece tırların başında duracak. Ama tekrar söylüyorum bak. Yanlış bu. Yamaç bizim için çalışıyor Çağatay. Ali İbrahim işinde rüştünüz patladı. Böyle çalışmaya da devam edecek. Sonuçta kaybedeceği şeylerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. Tamam, doğru. Ama yetmez. Bu çocuğun ilkeleri var. Yani ilkelerine saygı duymuyorum ama... ...ilke sahibi olmasına saygı duyuyorum. Ne demek istiyorsun? Yamaç bizim işleri yapmaz. Yapamaz. Yani, olan bizim malları olacak. Ben gene de şansımı deneyeceğim. Malları kaybedersek en azından şansımı denedim derim. Hiç olmazsa senin... Boris karşısında aldığın hezimet kadar ağrıma gitmez. Peki. Nasıl istersen. İşte ondan sonra ben de dedim böyle böyle. Öyle demeyeydin, iyiymiş. Ne? Yalan mı söyleseydin? Aslansın sen, kaplansın sen mi deseydin? Beceremiyor. İdare edemiyor işte. Farkında değil mi zannediyorsun Salih? Ya ben eminim, eminim Cumali abim bu ya. Elinden geleni yapıyor. En çok o seviyor, en çok o korumak istiyor. Ondan bu hınca zaten. İnşallah bana yardım edenlerden çıkarmaz öfkesi. Benden çıkardı. Bir süre yeter bu ona. Yetmez, yeter mi? Ya Salih, sen beni nasıl çıkardın dipsiz kuyudan? Nasıl tutunacak dal verdin? Nasıl kusturdun, nasıl konuşturdun? Hatırlamıyor musun ya? Kim bilir o neler yaşıyor. Asıl benle derdi, benle. O bana kusmadan hallolmayacak bu mesele. İyi tamam Yamaç. Ara o zaman. Söyle, gel karşılıklı oturalım, dertleşelim, sohbet edelim. Benimle çöz meseleni de. Ay bir de düşünüyor ya. Oğlum bir şey mi kullanıyorsunuz siz? Allah Allah. Ya tamam ya, bir an mantıklı geldi. Olmaz, başka yol bulmak lazım. Ya geç canım onu, geç geç. Sen beni esas buraya niye çağırdın onu söyle. Bir teslimat varmış ve benim ilgilenmem gerekiyormuş. Neymiş? Malların yerine ulaşması ile ilgili beni görevlendirdi. Oldu canım.
bir bu işe bulaşmadığın kaldıydı. Onu da yap tam olsun. Kırmızı ceket vereyim mi canım, ister misin? Ya o sana yakışıyor. Ya Salih, olabilir mi böyle bir şey? Var bir planım. Ya onu da. Bu takım da yakışıyor sana ha. Sağ ol canım. Hep bir kırmızı var ama. Her zaman. Hep bir kırmızı var. Her zaman. Gel, gel anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Bak geldik işte, kimse de yok. Hadi anlat. Tamam. Tamam. Otur, otur. Çay yapayım. Çay falan istemem. Hadi anlat. Ne oluyor? Şimdi ben sana bir masal anlatacağım. Masal mı? Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta bir kral yaşarmış. Yazıklar olsun lan Mehmet sana. Yazıklar olsun sana. Abi ben... Ya ne abi ben? Bana abi deme. Sen beni abi diye bilseydin bana yalan söylemezdin. Dün gece sen bana yalan söyledin. Abi ben sana yalan söyledim. Ya bırak Allah'ını seversen. Ben sana sormadım mı? Ne dedin bana? Abi orada oldu, burada oldu, şurada oldu. Yalan değil mi bu? Abi ben ne yaptıysam iyi niyetimden. Metin, sen bize bir müsaade etsene. Emin sen de mi bunların tarafındasın? Ne tarafı Cumali? Ne tarafından bahsediyorsun sen? Hepimiz aynı gemideyiz oğlum. Taraf maraf yok. Ne yapsaydım yani? Bıraksaydım da çocuğu hırpalasa mıydı? Ya hak etmedi mi? Neyi hak ediyor Cumali? Neyi hak ediyor? Onu da mı çukurdan kovacaksın? He? Sen böyle kafan estiğinde sevmediğin, istemediğin insanları böyle çukurdan kovacak mısın? Ya emmi. Tabii oğlum. Sen yarın öbür gün beni de kovarsın maazallah. Senin hoşuna gitmeyen şeyler söylerim. Beni de koyuverirsin kapının önüne yani. Ya emmi gözünü seveyim. O nasıl laf ya? Ben onu mu diyorum ya? Ya bir kişi de beni anlasın ya. Ben bu kadar yanlış bir adam mıyım ya? Ya benim içim almıyor, kaldıramıyorum ya. Ben bu eşşol eşeği affedemiyorum. Tamam oğlum, sana affet, baş tacı et diyen yok ki zaten. Ama biraz dinle be oğlum. Dinle, burnunun dikine gitme. İnsanlar bir şey söylediğinde dinle be oğlum. Bak, ne dedi Salih? O çocuklar önce sana gelmişler. Niye gelmişler? Çünkü seni saydıkları için. Sen başlarında dur diye. Peki sen onların başlarında durdun mu Cumali Koçovalı? Bak tamam oğlum, haklısın. Bir şey demiyorum ama iki eli kanda da olsa yamaç gitmiş yardım etmiş çocuklara. Selim, Selim'e bak, gitti silah meselesini halletmeye. Oğlum millet zor durumda. Millet aç, aç. Selim ne yaptı dedin? Durumlar böyle Cemal abi. Biraz sıkışız bu ara. Ya sıkışız diyorsun da daha iki hafta önce mal verdim ben çukura. Doğru diyorsun abi ama bazı sıkıntılar oldu işte. Ben şimdi sana küçük bir avans versem kalanını... Sen bu meselelerden epey uzak kalmışsın galiba Selim'ciğim. Sizinkiler geçen sefer de avansını aldılar. Satalım, kalanını bir ay sonra verelim dediler. Ya rahmetli İdris'in hatırı var. Eyvallah, tamam dedim. Sen de anlarsın. Daha eski borç kapanmadan bir daha üstüne verirse ya. Vallahi olacak işte. Haklısın abi, tamam. O zaman bana biraz zaman versen, ben bu borcu kapatsam. O zaman avansla çalışırız. Bir sıkıntı yok. Eyvallah abi. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş gördük. Müsaade var mı? Geç tabii. Buyur. Terlik alayım. Soruyorsanız hemen söyleyebilirim. Şansını zorlama. Zeynep,
Bu kadar çok sevecek misin? Hep böyle dünya güzeli kalacak mısın? Ya alçak. Biri bir mailde nasıl yazdıysam haberi öyle yapın. Ölenlerin... Televizyon izliyordum. Otur beraber izleyelim istersen. Hemen altına şunu yazacaksınız. Güzel, güzelmiş. Erkeklerin çoğu kurtulurken kadınlar kurban olacak. Allah Allah. Baba. Ya çocuğumla beraber kaçmayı başaracağım? Yapacağım. Ya da bir gün bir yerde ölüm bulunacak. Yok yok. Benzettim herhalde ya. Nereden tanıcan canım? Partisi onlar. Tabii canım. Onlar kim, biz kim? Bir şey içer misin? Çay, kahve? Yok, hiç zahmet etme. Yengem yok mu? İdisi uyutuyor içeride. Ben gideyim o vakit. Bana söyle ne istiyorsan. Yok. Yengeme demem lazım. Sen bir başını kaldırıp bana baksana. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Var. Var bir şey. Gel sen bakayım şöyle. Geç otur şöyle. Ben sana bir çay getireyim. Yok yok. Lüzum yoktu ya. Yok yok. Sen çay iç. Az kendine gel. Sonra gidersin tamam? Çünkü ailenin sana ihtiyacı var. Çünkü Çukur'un sana ihtiyacı var. Anladın değil mi anne? Kral, amca, prens Yamaç. Korumak için. Aileyi korumak için. Amca yap dedi. Yamaç o yüzden yaptı. Yoksa yapmaz, yapmaz. O suçlu değil. Korumak için. Hepimizi... Bütün aileyi korumak için. Çocukların, torunların senin için, senin hatalarının bedelini ödemek için canlarını verdiler. Sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Hiç. Ha, Çukur için kendini feda etmeye razısın. Amenna. Ama buraya kadar. Kendi hesabını kendin kapat İdris Koçovalı. Çukur kalsın biz gidelim dedin. Gıkımı bile çıkarmadım. Böyle olması gerekiyor dedim. Sustum. Bir tek senin ömrün geçmedi bu Çukur'da. Benim de ömrüm geçti. Ama bu sefer farklı. Bu sefer ne yapacaksın, ne edeceksin? Bu meseleyi çözeceksin. Kendini ailen için feda et. Ama o zamana kadar şunu bil ki... ...şu kadarcık hakkın varsa üstünde... ...helal değildir. Anne özür dilerim, özür dilerim. Ama ben sen bil diye, bilmen gerek diye. Yamaç suçsuz diye. Ama sana bir şey olmasın. Sana bir şey olmasın anne. Su vereyim. Tamam. Eğer seninki ayarsa... Anne iyi misin? Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukur
buradayız baba, eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam, zehirlerim kendimi. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inanam buna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan buna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Bir tane daha getireyim mi? Yok, hiç zahmet etme. O zaman anlat. Ne anlatayım? Neyin var? Yok bir şey. Sen niye sordun ki? Ya ne demek niye sordun? Suratın asık, bir derdin var. Merak ettim. Merak ettin? Ya merak ettim tabii. Söyle hadi. Abime. Salih abiye. Kavga ettiler diye mi? Çok üstüne gidiyorlar. Şimdi kapı dışarı ettiler. Ben kaldım içeride. O dışarıda, ben burada. Giderken böyle birkaç göz yaptığımı ben anladım. Şimdi siz buradasınız ya. Ben size göz kulak olayım istiyorum. Haklı tabii. Kim ister ki ailesini başıboş bırakmak? Ama işte ben... Ben burada bir başımayım. Allah! Biraz ayıp olmuyor mu? Ne ayıp olmuyor mu? Ya bir başımayım diyorsun ya. Biz neyiz burada? Biz sayılmıyor muyuz? He. Olur mu canım öyle şey? Siz sayılmaz olur musunuz? Yok canım, olur mu öyle şey? Ya, tamam yavaş. Yok yok. Sen beni gerçekten yanlış anladın Cennet. Cennet, ben seni var ya çok sayıyorum ha. Vallahi çok sayıyorum. Cennet. Niye bağırıyorsun yenge? Ha? Niye bağırıyorsun? Uyanırsa sen mi uyutacaksın tekrar? Yenge vallahi kusura bakma, ben çok özür dilerim ya. Bu saatte, ha? Bir mesele mi var Medet? Yok, bir mesele yok. Siz burada yalnızsınız ya. Merak ettim, bir gelip göreyim dedim. Abin nerede? Abim? He, gitti o. Arkasından arabanın, ben yetişemedim. Sen ne yapıyorsun peki burada Medet? Gidip abini bulsan Allah aşkına, hadi. Medet. Hadi. Gelmedi daha. Sen tek misin kahvede? Kalabalık değil. Çocuklar var. Kimse duydu mu konuştuğunu? Yok, duymadı kimse. Hey, benden bir şey duymadın, tamam? Tamam, merak etme. Tamam, tamam. Amca, hoş geldin. Otur.
turu ya. Gençler, bize az bir müsaade edin. Kapıyı da kapayın çıkarken. Sen ne işler çeviriyorsun yeğen? Ne saklıyorsun benden? Bir şey saklamıyorum. Ama... Akın! Kiminle konuşuyordun? Amca boş ver. Vallahi. Bilme daha iyi. Zaten bizi ilgilendiren bir şey yok. Yeğen! Anlat, anlat. Anlat. Salih ile konuşuyordum. Bu gece Erdenetlerin bir işi varmış. Başında da Yamaç amcam duracakmış. Ne işiymiş bu? Teslimat. Bunların bir kargo şirketleri var ya. Oradan depodan mal çıkacaklarmış. E'si senin haberin olmuş bu. Şey yapacak mıymışsın? Bir sıkıntı çıkaracak mıymışsın? Onu sordu. Sen ne dedin? Haber bekliyor benden. Güzel. Ara şimdi onu, de ki amcam hiçbir şey yapmayacakmış. Amcam bu akşam evde olacakmış. Amcam maçı izleyecekmiş de. Ara ara. Peki. Git, gelmek isteyenlere söyle, bu akşam mevzu var. Yalnız bak, altını çiziyorum. Gelmek isteyenlere söyle. İstemeyen benim arkamda durmasın. Şey yolunda mı? Nasıl görüyorsunuz o? Hayat ne kadar tuhaf değil mi? Çok değil yani bundan birkaç ay evvel. Mutlulara bomba koymaya kalkardınız. Ama şimdi... tüccarlığa alıştınız. Demek ki hiçbir işi küçümsememek lazımmış. Ne demişler? Düşmenin sınırı yoktur. Ha bir gün bakarsınız. Yakında bir gün ha. Şu kolileri taşıyanlar gibi. Hani onların arasına karışabilirsiniz. Doğru Çağatay Bey. Yani siz beni çok ciddiye almıyorsunuz biliyor musun? Siz kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz. Aksine. Ben sizi düşündüğünüzden daha fazla ciddiye alıyorum. Gerçekten. Çünkü merak ediyorum. Neyi? Malumunuz ben yakınlarda kardeşimi kaybettim. Sizin aileniz yüzünden biliyorsunuz. Sonra duydum ki siz de benzer bir şey yaşamışsınız. Galiba abiniz, doğru mu? Doğru. Sonra abinizin katilini sizinle beraber sizin yanınızda yaşamasına müsaade etmişsiniz. O mesele... Mesele beni ilgilendirmiyor. Yani nedeni beni ilgilendirmiyor. Ben nasıl olduğunu merak ediyorum gerçekten. Yani... abinizin katilinin cezasını vermeden nasıl durdunuz? Bilmediğiniz şeyler var. Bilmediğim şeyler vardır muhakkak. Kesin. Ama ne anlatırsanız anlatın beni ikna edemeyeceksiniz. Bu arada benim kendimi ciddiye aldığım konusuna gelelim mi? Evet ben kendimi ciddiye alıyorum gerçekten. O kadar da değil. Ben aslında kendimden korkuyorum. Çok.
Çünkü beni durduracak hiçbir şey yok. Hele bu... kardeşimin ölümü bu kadar tazeyken. Hiçbir şey. Anlıyorum. Hazırız Çağatay Bey. Teşekkür ederim. O zaman size kolay gelsin Yamaç Bey. Hadi toparlanın. Mısınız? İyi. Canıma minnet. Canıma minnet. Aslan parçaları. Cumali teslimatı öğrenmiş. Nerede Cumali abiniz? Başlayın.
Evet beyler. Buyurun. Tamamdır amca. Yine ölmeyi becerememişsin. Bu sefer denk getirememişsin. Bu denk geldi mi? Bu denk geldi mi lan ha? Bu denk geldi mi ha? Bu denk geldi mi lan ha? Denk geldi mi lan? Yakın. Yakın dedim lan! Hadi! Ateşle oynayacaksan öyle oynayacaksın bebe. Bebe. Lan oğlum iyi misin lan? Uyan lan. Kardeş kendine gel lan. Geri zekalı. Geri zekalı. Sonunda bunu da yaptırdın kendine. Babam güver tokatları. Sonuçta gördüğün gibi. Ha Cumali koç havalı çıkardı acısını senden. Mutlu musun? Bu mudur? Can alıcıya babamın oğlu çok can alıcıya. Ben biliyorum ya. Lan oğlum, herkesin bir canı var. Herkesin canı acıyor. Anladık. Onu anladık da. Senin canın yok mu lan? Kalk hadi kalk. Allah'ın cezası. Ne oldu yine? Allah'ın delisi ne oldu? Bana bebe dedi. La havle ve la kuvvet ya. Bir tane akıl da yok ya. Gel buraya gel. Kusacak kusacak az kaldı. Vay olan ay, vay olan ay. Bana bak bu arada. Arabaya binmesine biniyoruz da. Şimdi erdenetlere iş yaptırtmadık. Malları patlattık.
Tamam mıyız? Hakikaten yani dağılabilir miyiz şimdi? Dağılabiliriz. Dağılalım da sen nereye gideceksin? Vallahi Çukur'dan kovulanlar için bir sığınma evi açmayı düşünüyorum. Sen, ben, başka? Vallahi ben yakın zamanda Selim'i de bekliyorum. Alicom'u da isterim. Metin de gelsin. Sonra efendimize emmi de gelsin. Tamam da bu işleri halledene kadar ne yapacağım? Seni erdenetlere mi bırakacağım? Ne yapayım? Yürü hadi yürü. Aha yürü. 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 Gel. Yamaç, ne oldu, ne bu halin? Cengiz Bey, bir aksilik çıktı. Ne oldu? Baskına uğradık. Baskına mı uğradınız? Yani önümüzü kestiler, ben engel olamadım. Sonra da tırı patlattılar. Ne yaptılar? Elimden geleni yaptım. Yamaç Bey'in zaferleri kısa sürmüş anlaşılan. Baksanıza, alenen hezimete uğramış. Kimin yaptığı belli mi peki? Maalesef göremedim. Peki. Tamam, çıkabilirsiniz. Bir dinlenin lütfen. Yani harap bir haldesiniz. Ne çeviriyorsun sen? Alexey'le konuştum yarım saat önce. Mallar yerine ulaşmış. Ulaştı çoktan. Ama Yamaç'ın adamlarının kurduğu tırla değil. Benim adamlarım kurduğu tırla. Sana söylemiştim. Yani Yamaç sonuna kadar direnecekti bu işi yapmamak için. Saldıranların da kim olduğu belli. Çukur. Ama orada ne yaktılar? Tuz. Tuz. Bildiğimiz iyotlu tuz. Bir oyun oynadın ve bana haber vermedin. Yok asla, ben bir oyun falan oynamadım. Ben bir deney yaptım sadece. Yani çünkü ben ne kadar söylersem söyleyeyim inanmayacaktın bana. Yani gözlerine görmeni istedim. Eğer benim dediklerime inansaydı hiç bunlara gerek kalmayacaktı. Ne oldu? Yok yere böyle 10 tane falan adamımızı kaybettik. Öyle. Bir daha böyle bir şey yaparsan haberim olsun. Yani sordum soruşturdum ama yok yani. Ne yapacağız peki oğlum? Bekleyeceğiz birazdan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Kim neyi bekleyecekmiş? Bir şey yok. Seni kim bu hale getirdiyse git onunla konuş.
Silahçılara mal bulmaya çalıştı Selim ama çok eksiyiz. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Halletmem gereken bir iş vardı emme. Onu hallettim. Sen onu boş ver de ya madem para yok. Kasadan niye almıyoruz? Kasada yok mu? Ya sabır. Neden yaptın bunu? Akın beni korumak istediğini söyledi. Gerçekten bu yüzden mi? Ne fark eder? Bilmem lazım. Makbule'yi... Sus. Efsun tamam babaannen için çok üzgünüm ama... Sus. Benim sus, bunu... Sus söyleme dedim sana söyleme. Tamam, söyleme. Tamam sus, özür dilerim tamam. Tamam. Özür dilerim tamam. Gel bak bana bakayım. Bakar mısın? Senin yanındaydım. Sen hiçbir zaman benim yanımda olmadın. Hiçbir zaman yanımda olmadın benim. Ben senin yanındaydım. Ben yaptım her şeyi. Tamam ben ne yaptıysam yaptım ama senin için yapmadım hiçbirini. Çünkü sen hiçbirine değmezsin anladın mı? Hiçbirine. Hiçbirine. Tamam, git istemiyorum. Tamam. Yaklaşma. Bir şeyin yok tamam. İyi merak etme. Beter ol. Ya tamam beter olayım tamam. Tamam benim yüzümden. Beni bıraksaydın ölseydim tamam mı? Tamam oldu mu? Benim yüzümden geldi bütün bunlar başına anladın mı? Tamam babaanneni benim yüzümden öldü. Lütfen söyleme. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Söyleme lütfen. Söyleyeceğim çünkü yaptın. Sen kabul etmeyince gerçek lütfen, değişmiyor. Lütfen. Söyleyeceğim lütfen, hayır. Söyleme lütfen. Söyleme. Kendinden kaçamazsın. Lütfen söyleme. Yapman gerekiyordu yaptın. Yaptın. Yapman gerekiyordu. Yaptın. Söyleme lütfen. Söyleme. Benim için yaptın, beni sevdiğin için. Benim için yaptın. Beni korumak için Efsun. Tamam mı? Beni korudun. Beni korudun sen. Ben de olsa aynı şeyi senin için yapardım. Seni sevdiğim için. Seni çok sevdiğim için. Kabul etmek zorundasın. Kabul etmezsen canım çok acır, hep acır. Tamamen geçmeyecek zaten. Güven bana biliyorum. Kabul etmek zorundasın hani. Uyumadın değil mi hiç o gecelerde? Uyuyamadım. Yalnız. Gel benimle. Gel bakalım. Gel bakalım. Masal anlatmamı ister misin? Sen masal biliyor musun ki? Senden öğrendim. Anlat. Bir varmış, bir yokmuş.
Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Kasada para yok, depoda mal yok. Tam takır kuru bakır kala kaldık ortada. O yüzden diyorum çocuklara söyleyelim, biz bu işi biraz erteleyelim. Bana bakın lan. Tamam da emmi, gökten para mı yağacak? Neyi erteleyeceğiz? Nasıl erteleyeceğiz? Selim de onu diyordum işte. Yani barları düzene sokabilirsek belki biraz para toplayabiliriz. Bir aya falan o da. Ne kadar güzel bir fikir ya. Ne yiyecek millet bir ay? Taş mı? Çark dönene kadar sabredecekler. Olmaz o iş öyle. Ne yapacaksın? Silahçının kafasına mı sıkacaksın? Ben o parayı bulacağım Emre. Kim bu hale getirdi seni? Efsun. Hı. İlk sen başlasan. Ben hazırlanıyordum. İsviçre'ye dönecektim. Sonra Cengiz geldi. Eğer senin yaşamanı istiyorsam onunla işbirliği yapmam gerektiğini söyledi. Sen hazırlanıyordun, İsviçre'ye gidecektin. Bana haber vermeden beni terk mi edecektin yani? Bu kadar şey söyledim. Bir tek bunu mu duydun gerçekten? Ama doğru bir noktayı duydum. Çünkü bana haber vermedin. Ya biz kavga etmiştik. Sen çekip gitmiştin. Evet, çünkü bana her gece başkasıyla uyuyorsun dedin. Yalan mıydı? Yalandı. Neyse, bu kavgaya kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten. Orada çok büyük ayıp ettin çünkü. Çok ağır konuştun. Sen hiç ayıp etmedin, hiç ağır konuşmadın. Çünkü Çağatay'la ilgili söylediğin her şey son derece doğruydu. Sana söz. Çok büyük kavga edeceğiz. Çok büyük söz. Ama bugün değil. Bu gece değil. Sessiz sakin konuşalım. Olur mu? Olur. Ha, düşündün? Hı. Olur mu? Hı, bir düşündüm, olur. Çağırdı. Tuzaktı. Arık'la anlaşmışlar. Bahçede onun adamları vardı. Seni öldürmek için. İşte ben onları öldürdüm. Sonra? Sonra asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Ne seninle de onun... seninle de onun yaşamasına izin vermeyeceğini söyledi. Kimin? İstemezsem... İsterim. Çok isterim. Gerçek.
Cumali kardeş, bir çayımızı içseydin. İstemez. Sen şimdi bu işin oluru yok mu diyorsun? Yok. İstediğin meblağ az bir meblağ değil. Adımız tefeciye çıkmış bir kere. Bugüne kadar kimseyi de mağdur etmiş değilim. Ama... Aması ne? Aması bu kadar parayı sana teminatsız vermem mümkün değil. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Cumali kardeş. Sen bana sağlam bir güvence getir. Parayı eline sayayım. Vallahi. Kolay gelsin. Annem geldi mi? E nerede? Odasında. Aa. Akşamüstü çıktı aş evinden, bir daha da dönmedi. Bekledim. Sonra ne yapayım, kapattım çıktım. Ben de gidip bakayım bari. Konuşmuyor. Geldi kapadı kapısını, bir daha da açmadı. Yoksa ben senden önce konuşacaktım zaten. Bir şey mi oldu? Nedir bu tavır? Senin haberin yok yani. Yok Saadet, yok. Yani nereden benim haberim olsun? Bütün gün dükkanda çorba karıştırıyorum. Söyle ne? Ben söyleyeyim. Cumali, kocan... bugün Saadet'in kocasına silah çekti. Ne diyorsun sen ya? Olanı söylüyor Damla. Şimdi de savunacak mısın kocanı? Biraz dinle be oğlum. Dinle, burnunun dikine gitme. İnsanlar bir şey söylediğinde dinle be oğlum. Bak, ne dedi Salih? O çocuklar önce sana gelmişler. Niye gelmişler? Çünkü seni saydıkları için. Sen başlarında dur diye. Peki sen onların başlarında durdun mu? Anne, müsaitsen 2 dakika konuşabilir miyiz? Anne! Thank you.
canı sıkkında geldiğinde kimseyle tek kelime etmedi. Yalnız kalmak istiyor galiba. Bizim de ondan bir farkımız yok. Bir şey mi oldu? Seninle biraz konuşsak olur mu? Ya senden bir şey istesem, eğer tabii hatırım varsa. Tabii canım. Yardım edebileceğim bir şeyse. Bir tek senin yardım edebileceğin bir şey. Vay. Ne oldu? Aa, para işini hallettin mi? Kahvede atıp tutuyordun. Ben dedim herhalde balyalarla gelecek bu. Olmadı mı? Selim, yürü git karşımdan. Delirtme beni. Kendini kandırıyorsun. Herkes farkında olmayacağının. Herkes görüyor. Bir tek sen kafanı kuma gömüyorsun. Daha ilk tümsekte tökezledik, farkında mısın? Elin yetmiyor. Sen yetmiyorsun. Hiçbir zaman yetmeyeceksin. Senin ne işin var acaba burada Medet? Abim, geleyim mi? Gelmişsin zaten Medet, gel. Aşağıya haber bıraktıydım da abim gelince beni arasınlar diye. Aklıma gelen her yere baktım haber çıkmayınca. Sen de aradım, sen de açmadın. İşim vardı Medet, işim. İşim vardı. Biz meraktan ölelim, geberelim. Hiç soran yok. Öyle çektin gittin, arkandan böyle baka kaldık. Ne getirdin sen yine, ne onlar? Yemek. Yedin mi ki? Yemedim. Ben seni biliyorum işte. Sen hiç bakmıyorsun kendine. Gel. Gel, 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 gel. Döner var, çorba var ama önce çorba içilecek sıcak sıcak. Ah. Sen hayırdır? Yayılmaya çok hazırsın. Burada kalacağım, ben seni yalnız bırakmam. Vallahi yalnız bıraksan iyi olur Medet. Çünkü odada başka yatak, otelde de başka oda yok. Tamam canım? Aman canım. Daha önce hiç yapmadık sanki. Yatarız işte ayaklı başlı. Ayaklı başlı. Tamam tamam, ben yerde yatarım. Ama seni bırakmam. Bu konu tartışmaya kapanmıştır. Neye kapanmıştır, neye? Tartışmaya kapanmıştır. Medet, sen çok şımardın ha. Bundan sonra ben ne diyorsam o olacak. Bitti. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam. Olmaz mı? Sermet, bunlar sana emanet. Parayı alana kadar bunları kasana kaldır, kilitle. Orada olduklarını da unut. Anlaştık? Tabii, tabii. Başka nasıl olacak ki? Bunlar bende. Sermet, sen beni bilirsin. Ben öyle hataları kolay kolay affedebilen biri değilim. Sakın hata yapma Sermet. Sakın hata yapma.
Neymiş derdi peki, bir şey söyledi mi? Hı. Selim'i de al, geçin. Ben geleceğim birazdan dedi. Yüzü yok tabii beni aramaya. Öyle deme be oğlum. Sanki arasa konuşacaksın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin oğlum. Yok deme bir sıkıntı. Yok anne. Oğlum sen bunları... Emme. Üzümü niye? Bana sorma. Selim efendi, al bu paraları, çocukların mallarını getir. Acele etsinler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İskender Bey, hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Hoş bulduk. Siz sormadan ben söyleyeyim. Müvekkilim teklifinizi kabul etti. Aslında sizi bekleyecekti ama geçen gece bir aksaklık oldu. Elimizdeki malların büyük kısmını kaybettik. O yüzden zararımızı bir an önce telafi edebilmek için aşiretinizle bizzat görüşmek istedi. Yani Kandahar'a mı gitti? Evet. Sizin için uygunsa özel uçağımız hazır. Gecikmeden giderseniz şartları birlikte konuşabilirsiniz. Gülüm. Gel gülüm gel. Amca. Karaca. Müsaitsen. Sen benimle konuşmak istemişsin ya, Damla yengem söyledi, ben ondan geldim. Müsaitim tabii kızım, her zaman. Gel gel, böyle otur karşıma. Daha iyi misin? Hı hı. Karaca, sen beni bilirsin. Ben çok konuşmayı bilmem. Ama ben senin bunu yaşamanı istemezdim kızım. Doğru olanı yaptın ama. Zor. Ama doğru olanı yaptın. Babamın kanını yerde bırakmadın. Ben o yüzden geçen gece... Biliyorum amca. Ben sana kızgın değilim ki. Öyledir, öyledir. Bak sana yemin ederim, ben eğer biliyor olsaydım... Sen yapardın. Biliyorum. Ama zaten daha bitmedi ki. Ne bitmedi? Herkes üstüne düşeni yapacak. Herkesin sırası var değil mi? O ne demek Karaca? Yani sen de üstüne düşeni yapacaksın amca, değil mi? Kızım o nasıl söz? Yani yok, ondan değil de. Efsun hala hayatta ya, ben ondan dedim. Karaca ne diyorsun sen? Efsun. Azer kendi söyledi bana, tek başına yapmamış bu işi. Kimmiş bu Efsun? Ben bilmiyorum. Ama Yamaç amcam tanıyor galiba. Peki benim Karagöl'üm, ben bu Efsun'u nerede bulurum, onu biliyor musun? Yok. Bilsem keşke. Tamam, boş ver. Önemli değil.
Sen bunları düşünme. Dinlenme bak, tamam? Amca. Söyle kızım. Belki Akın biliyordur nerede olduğunu. Söyle. Selamun aleyküm. İskender ben. Anladım, aleyküm selam. Sizin işi konuşamadım. Başka bir mesele var. Nedir? Halil İbrahim Afganistan'a gitmiş. Anladım, tamam. Ben de ardından gideceğim. Ne zaman? Bugün. Ya biraz bekler misin benim için? Bir iki saat falan. Tabii, ne demek? Size borcum borç. Eyvallah, ben seni haberdar edeceğim. Alo. Uyandırdın da. Da iyi ki uyandırdın. Böyle yatılmaz çünkü. Rezillik. Neredesin? Bir pansiyonda. Medet'ler bir odada. İyi tamam. O zaman oradan çıkma vaktin geldi. Konum at canım, konum. Alıştık zaten hadi. Lan bu nedir ya? Çok ben oğlum bırak ayağım ya. Yazık ya. Nasıl bir çaresizliktir. İnsanın içi acıyor gerçekten. Öyle tabii. Beni yanlış anlamayın Çağatay Bey. Normalde ben böyle işler yapmam. Arkadaş sizin isminizi söyleyince hemen topladım getirdim bunları. Yani aslında ben insanların zaaflarından faydalanacak biri değilim. Değişmenizi tavsiye ederim. Yani insanların zaaflarından faydalanmak gayet karlı bir durum. Remzi Bey, arkadaşa eşlik edin. Tamam. Ne kadar istiyorsa alsın. Çok teşekkür ederim Çağatay Bey. Ne demek? Çıkabilirsiniz. Ha Remzi Bey, siz de eve gidin. Mahallede kalın, tamam mı? Amca? Efsun kim? Ben bilmem. Emin misin? İyice bir düşün. Hiç duymadın mı adını? Yok. Hayır. Amca. Amca. Nasıl oldun? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne
acaba hangi sebeple bu yol ortasında buluştuk bakalım. Halil İbrahim, Afganistan'a gitmiş. Sebep? Mallarını patlattık ya geçen gece. Ha, bizim yüzümüzden. Bizim yüzümüzden. İskender, Afganistan'a gidiyor onun peşinden. Orada görüşecekmiş. Vallahi bu lafın ucu böyle bir yere gidiyor gibi ama sen anlat bakayım. Başka kimseye güvenemem. Sen ciddisin. Yamaç'cığım sen hiç Afganistan'a gittin mi? Ben gittim. Bayılırım Afganistan'a. Bizim orada Medet'le ne anılarımız, ne hatıralarımız var. Çoğaltmışlardı bizi orada. Tamam ya, zorlayamam, gitme. Lan oğlum. Tamam. Tamam. Da. Yalnız kalacaksın. Yalnızlık sıkıntı değil. Sensiz kalacağım. Lan oğlum, idare edebileceğim ya. Başka çarem yok. Halledeceğim babamın oğlu. Ana. Saadet. Lan oğlum, yeni barışmıştık daha ya. Kahvaltıya kalamadım diye üzüldü. Şimdi akşam yemeğini arayacak. Canım ben akşam yemeğine gelemiyorum çünkü Afganistan'da mıyım diyeceğim ben ona. Bana bak. Sen konuşacaksın. Beni boşamayacak sen de. Yani benimle konuşursun. Konuşur, konuşur. Tamam, söz. Canım ne zaman kalkıyor? Seni bekliyoruz. Kaçta istersen. İyi madem, bir an evvel gidip bir an evvel dönelim. Bir şey diyor musun bana? Evet diyorum. Arabayı yol ortasında bırakma. Ya Afganistan'a gidiyorsun, bunu mu söylüyorsun? Ya Afganistan'a gidiyorum, ne söyleyeyim sana? Sen bir şey diyorsun mu? Sağ salim dön. Kendine dikkat et. Sensiz yaşayamayacak olan bir saadet değil. Medet var tabii ya. Ya kendimi kastetmiştim. Ya bırak şimdi kendini Yamaç. Medet bu ya. O mutlaka gelip beni bulur orada da. Ama var ya suratından, bak ona laf anlatmak Kandahar'a gidip gelmekten daha zordur, onu bilesin. O da sende. Yok, yapma bana bunu. Yok, o bende olmaz. Ne? Gidiyorum Afganistan'a, sen de. Ya Medet ya, yok. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Tamam. Gel lan. Bana bak. Ben yokken öleyim falan. Sen ölmüyorsun da. İşte vurulma da işte. Ayağına taş değmesin oğlum, tamam? Sen de. Sakın ölme, tamam mı? Ben de. Ladies and gentlemen'lar. Afganistan yolcusu kalmasın canım. Pardon, bu araç Afganistan'dan geçer mi? Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Allah'ım sen yardım et. Bulur bulur. O her zaman bir yolunu bulur. Cumali amcam Efsun'u sordu. Ana kolay gelsin. Remzi evde mi? Yine bir şey mi yaptı benim oğlan? Bütün gücü yoktu zaten. Yeni geldi. Yok anam, yok bir şey yaptığı yok. Ben ona bir şey soracağım. Az çağır gelsin. Tamam. Remzi!
Gel gel. Dur Cumali abi. Emret. Efsun diye biri varmış. Bizim Akın tanıyor. Sen biliyor musun? Doğrudur. Doğrudur. Nerede bulurum? Bunu biliyor musun? Evinin yerini hatırlıyorum. Efsun Hanım sen misin? Benim evet. Seninle az bir konuşalım. Ne istiyorsunuz? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. İyi. İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana.